Bir motor sökmüştük. Üzülmüştük. Hatırlıyor musunuz? Arabada ne trigger ne de zincir vardı. Dişlili motor demiştik. K2700 Kia Bongo demiştik. Ve aracın 16 yaşındaki aracın su kanalları pırıl pırıl demiştik. Hep antifriz kullanmış ama aracın yağ bakımı ihmal edilince motor yatak sardı demiştik. Öyle demiştik değil mi arkadaşlar? O motorumuzu topluyoruz arkadaşlar. Yağ pompamız Kia'nın kendi orijinal pompası arkadaşlar. Yağ pompamızı değiştiriyoruz. Keza devirdayım pompası, devirdayım pompasını da değiştiriyoruz. Kore malı devirdayım pompası. 16 sene kullanılmış, hiç bozulmamış bir devirdayım pompasından artık araca faydası belki olmayabilir diye pistonlar, gömlekler, her şey değişti arkadaşlar. Evet. Birinci gözüm piston kolu değişti arkadaşlar. Parçalarımızı Hamido yıkadı. Her şeyi dizdi. Cıvataları asker gibi dizdi. Takım contamız da burada. Aracımızın motorunu yavaş yavaş Sivop fincanlarını hepsini içine koyduk. Bir tanesini koymadık. Onu da gösterelim hesabı yaptık size. Bu şekilde. Evet. Sivop fincanları motorun tam gövdesinde çalışıyor. Eksentrik milini takıyoruz. Hadi oğlum. Evet. Burada dönüyor arkadaşlar. Dönünce motor ters dönüyor. Eksentriklerin üzerinde fincanlar aşağı yukarı iterken sivop şişlerini itiyor ve sivop horozlarını hareket ettiriyor. Şimdi bunun burada bağlantısı var. Onları takacağım. Yağ pompamızı takacağız. Yağ pompamızı önce biraz yağ emdireceğiz. Tabii krank şişesini taktığımız zaman şak diye burada kilitleyecek arkadaşlar. Onu da göstereceğiz size. Evet, hafiften rektifiye de şurada bir şişirme olmuş. Zımparayla alıştırıp ondan sonra takacağız arkadaşlar. Biraz zor girecek. Takım contayı değiştirdik arkadaşlar. Bu sefer farklı bir Kore malı bir conta aldık. Kore malı silindir kapak contası aldık. Conta ben buradayım diyecek arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Eğer klindirik conta bütün motorun ekipmanlarında klindirik ya da mantar conta varsa bilin ki sıvı conta ya da silikon sürülmez arkadaşlar. Balayı sürülür. Biz eski ustalar, benim yaşımdaki ustalar sıvı conta diye bir şey bilmezdi. Eskiden bundan 30 sene önce izomastik bir de çekomastik vardı. Onun haricinde Türkiye'de herhangi bir sıvı conta yoktu. Ve biz balı ile yapıştırırdık bütün contaları. Motorlar 100.000-200.000 kilometre yapardı. Bir gram yağ kaçırmazdı arkadaşlar. Şimdi ben de balı ile bu contaları yapıştırıp hiç sıvı conta sürmeden bu motoru toplayacağım arkadaşlar. Sıvı contayı bu araçta görmeyeceksiniz. Adam beni bilmiyor bu şeye gittiğini bile. Hoş geldin etmedin. Ama bu adam nasıl biliyorlar? Ben de geldim boş gelmişsiniz. Efendim, ne getirdin? Adam ne kadar? Hediye getireceksin. Aman aman Rusya o kadar pahalı ki abi. Biz burada var ya krallar gibi yaşıyoruz. Savaşın size zararı var mı? Rusya'dan? Yok, hiçbir zararı yok. Sen Rus mü kendin? He? Rus. Yok ama. Ruslara benziyor ama. Valla orada benzediler ha. Seni var ya, 100 tane Rus'un arasında koy kimse tanıyor. Çok pahalı orası ya, bildiğin gibi. Bir de ben de şeydeyim, Moskova'dayım. Yani... Hamburgerciler kapatmışlar, doğru mu? Burger King'le McDonald's kapandı. Keyif duruyor. Bu
Rusya'nın da en çok sevdiği şey oymuş herhalde. En büyük darbe oymuş. KFC duruyor işte. KFC devam ediyor. Ama şeyi kapattılar. Rusya'da. Tabii. İşte onlar böyle çıkmış gitmiş. Şey yapmak için. Şimdi kendileri bırakıp gitmiş. Mekan'ı şimdi yalvarıyor, ama Rusya kabul etmiyor. Amerika şey yaptı abi, protesto etmek için. Ama işte bak şimdi de yalvarıyor biliyor musun girmek için? Ne olur Rusya'ya geleyim diyor Mekan'ı. Ama Rusya'nın en çok tükettiği şey olmuyor. Ya şu an KFC'si var ya, biz resmen geçiyoruz. Böyle bekliyoruz, sıra gelecek. Bu Rus mu yaptı bunu çıkardı? Yok kendileri gittiler Amerikanların. Hani gidince kendileri Rus mu çıkardı bunu yani? Dediğin şeyi. Yok yok. KFC de şey. Rus'un ürünü ya. Sık bakın Kemal ben göreyim. Bereketli olsun Tayfun. Sağ ol arkadaşlar. Sağ ol abi. Abi o zaman fiyatı şey öyle yaparız. Abi, abi bir de almışlar şey yapalım. Tamam tamam hiç sıkıntı yok kardeşim. Daha iyi oldu. Tamam. Tamam. Abi görüşürüz. Ben pazartesi alırım arabayı. Abi İsmail abi ne zaman müsait olursa. Tamam. Hamido askeri duruşu gibi duruyorsun ya. Seviyorum seni ya. Şu poğaçaları, kolayı için bakayım ya. Hadi ya. Düzelecek mi İsmail? He? Düzelecek mi? Neyi düzelecek mi? Motor mu? Bu motor düzelmeyecek de ne düzelecek abi? Eskisinden daha iyi olacak. Eskisinden 10 gömlek iyi olacak. Motorun saat gibi çalışacak. Yıllarca kullanacaksın. Bakımını zamanında yaptıracaksın. İneceksin. Değil mi Tayfun? Öyle abi. Çekim yapıyorsan bir şey soracak tamam mı? Bir dakika Tayfun. Borları nasıl? İşçilik. Niye düzeliyor? Yalnız üçte çalışmıyor abi ya. Bundan sonra ne yapacağız? Çiçek oto baktı mı arabaya hiç? Abi çiçek otoya gittim ben. Eskiden iyiydi. Şimdi böyle affedersiniz bana yanlış anlamadım. Göklerle konuşuyorlar onlar. Parayı çok seviyorlar da onlar. Abi biz parasını sormadık ki. Adam bir tamponu söktük 400 lira dedi. Bak daha arabaya bakma. Bizim meslekte para çok dönüyor hacı. Bursa'da o kadar dönmüyor. Elektrikçiler yüksek paraları fiyat teklif ediyorlar. Abi belki adam 1000 liraya yapardı ama söktürmedim abi tamam dedim kalsın. Aynen böyle. Gittim 1700 liraya başka yere sök dedim abi. Bana abi tampon mampon pasadı niye yapıyorsun bu senin işin? Abi yaparız bu fiyat dersin geçer gidersin. Yani. Kaçağında buldum İsmail abi. Neyin contası? Mazot pompa contası. Mazot pompa contası. Evet. Ama senden bile bunun bir tarafına Bali, bir tarafına kres yağı sürülür. Neden? Evet. Avans ayarı yapıldığı için. Evet.
Plastik, plastik. 50 tane yorum yapmayın, plastik. Çontayı kaliteli aldığın zaman Hamido, evet, şu delikleri çok güzel karşılıyor ya. Görüyor musun? Bak hiç şaşmıyor değil mi? Evet. Ulan şu piyasada dandik conta yapanlara, ustalara eziyet çektirdiklerini bir bilseler. Hamido, krank dışısına bir işaret. Burada iki çentik, burada bir çentik, iki çentik. Bir çentik, iki çentik, bir çentik, iki çentik. Mazot pompası, ara avare dişlileri ve eksentrik mili. Bu da Hasan, yağ değiştiriyor. Hangi arabanın yağını değiştiriyorsun Hasan? Bebeğin? Renault Trafic mi? Aferin Hasan. Dünyanın en iyi elemanı. Ayın elemanı değil, dünyanın en iyi elemanı Hasan. Öyle değil mi Hamido? Öyle usta. Evet Hamido. Şöyle bir tırpanlayalım. Tırpanla yavrum, tırpanla. Tırpanla yavrum, tırpanla. Hop. Hasan şu kapağı versene bana. Mehmet Ali kapağı ver. Bak burada Mehmet Ali. Dur bir dakika, tut elinde. Elinde tut. Son kez yaşlı gözlerle senteye bakalım. Doğru değil mi Hamido? Evet. Doğru Hamido. Evet. Bu doğru mu Hamido? Evet. En ufak bir hatada çalışmayacağını biliyorsun değil mi Hamido? Doğru. Bu da doğru değil mi? Evet. Zıt geliyor doğru. Ver bakayım. Bunu taktık mı zaten işimiz kolaylaşıyor Hamido. Evet. Tamam Hamido. Yağ pompasının basıncı düşmesin diye şurada lastikler var arkadaşlar. Şurada lastik var. Bunlar çok önemli. Basınç düştüğü zaman süzgeç tertemiz olmalı. Yağ lambasının uyarı ışığını yakar arkadaşlar. İki kilogramı sıkacağım bunları şimdi. Aynı ölçüde sıkacağım ki yüzeylerinden yağ sızıntısı olmasın. Ve yağ karterimi, contasını balayı ile yapıştıracağım arkadaşlar. Sıvı conta hiç sürmeyeceğim. Sıvı conta yok. No sıvı conta, no kokain, no eroin, ne kokain. Balıyı kullanırken yüzey kupkuru olmalı.
balığın delikleri kapatma şansı asla yok abi arkadaşlar. Çünkü balığı biz sürdükten sonra en az 5 dakika, 3 dakika bekletiyoruz. Kuruduğundan emin olduktan sonra yapıyoruz. Bu bir. İkincisi şöyle contamızı getiriyoruz arkadaşlar. Hafif bir ileri geri oynatıyoruz. Contayı iyice bulasın diye. Delikler kapanıyor mu? Kapanmıyor. Ve contamızı kaldırıyoruz. Arkadaşlar asıyoruz. Kurumasını bekliyoruz. Şuradaki kenar çıkıntılara gelen yerleri elimizle hafif yüzeysel bölüme tekrar harç yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Yapışacak contamız. Ondan sonra karterimizi takacağız. Tabii öbür tarafa da balayı süreceğiz arkadaşlar. Bekleyin. Kapat. İndir. Tam bir şey olmaz ki. Kutu geldi mi Kemal? Kutu. Ha? Bu arabanın karterinden yağ kaçırma olasılığı %0 abi arkadaşlar. Gelen giden müşterilere abi dediğimizden, bizden yaşça küçük insanlara da abi diye diye artık videolarda da abi mi diyoruz, ne yapıyoruz, kafayı mı yedik, ne yaptık yani? Arkadaşlar bu kadar sık civata döşenen bir karter daha yok. Çok sık döşenmiş. Yüzeysel olarak iyice kavradığı için daha iyi tutuyor ve yağ kaçağı olmuyor. Yeni silindir kapak contamız çelik arkadaşlar. Antifriz kullanmanın faydalarını görüyor musunuz? Pırıl pırıl. Tertemiz. Hareketli gömlek olduğu için şu kenar kısımlara, sadece bu kenar kısımlara balayı süreceğim arkadaşlar. Yalnız bu balı iyice donduktan sonra silindir kapak contasını koyacağım. Yani oraya elimi vurduğumda sertleşmiş olduğunu görmemiz gerekiyor. Thank you.
Parça lazım, acil de unuttum ben. 1-3 Euro 5 güçlendirilmiş defne seti istiyorum sana. Ondan sonra acaba söyleyeyim. Başka ne istiyorum ya? Tamam, ararım ben sana, ararım hadi. Dursun abi, orada dursun. Bu arabalarda sivopların üzerinde şapka var arkadaşlar. Yaklaştır biraz. Şöyle bir şey. Direkt sibobun ağzı aşınmasın diye alt taraftan eksentrik dönünce bunlar sıralama bir şekilde yukarı inebilim çıkıyorlar. Biraz yukarı kaldıracağız. Şurayı gözden kaçırmışız. Hı. Az gelir. Bunları sıkarken şunların hepsinin sibop şişlerine girdiğini görmeden sıkılmaz. Kemal, bunun lokmasını versene bana. En düşük ayara getirdim. Sekiz, 12, 14 olarak sıkacağız arkadaşlar. Biraz geri. Geri. Kameramanı yönetmek de çok zor arkadaşlar. Daha geri ve yukarıdan kuş bakışı. İçten dışa doğru sıkıyorum. Dikkat ediyor musun? Contayı daha iyi kavrasın diye. Kapağı sıkma işlemini bitirince
Adam gibi bir demli çay içeceğim arkadaşlar. Yoksa dinlenemem. Anne kamerada güzel çıkıyorum lan ben. Çeken güzel çekiyor. Yakışıklı adamsın abi. Cuma abi çekiyor müşterimiz. Elin havada çekiyorsun ya. Üzülüyorum sana ya. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ ol. İlk söz contası. Buna yapıştırıcı hiç sürülmüyor zaten. Yapıştırıcı buna kesinlikle sürülmüyor. Şimdi yağ soğutucusuna balayı süreceğim arkadaşlar. Contayı yapıştıracağım. Contalarımız kaliteli klindirik. Kaliteli klindirik olduğu zaman balayı yapıştırıcı yetiyor zaten. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Senin sayende bez sıkıntısı yaşamıyoruz ya. Sağ ol. Verenden de Allah razı olsun. Verenden de, getirenden de. Yok. Gönül verenden de Allah razı olsun. Sen bize gönül vermezsen o bezleri getirmezsin canım benim. Allah abi seni seviyor. Ben niye yalvarıyorum? Biz de seni seviyoruz aşkım. Ben Mustafa abi hiç sevmiyorum. Dur. Telefonlarıma cevap vermiyor artık. Yapma hiç kırılmış mı abi? Bir tane kırılmış da. Kaynak attı. Balayı bir bak 7.5 liralar abi. Buraya ama bunun üstü koyarsan buraya düz yuvata takıp bakıyor muydu? Bunun yuvatası inceliştir büyük ihtimalle. İnce ince. İnce inceliştir yani. Ona Hamido yağ soğutucusunu tak. 8 metre düz yuvatına kadar kalıyor. Tamam. Şöyle bir hafif gezdirdiğiniz zaman bu da burada dursun. Motor kulağı sağ taraf. Hamido, balı çok kurumasın. Tamam. Yağ soğutucusunu oturtur yerine abisi. Bu termostatı görüyor musunuz? 2006 yılından beri antifriz kullandığı için termostat ve içerisi pırıl pırıl. Böyle motoru toplamak zevk ama böyle bir motoru sökmek de arkadaşlar çok büyük bir üzücü bir durum. Motor yağ soğutucusu aynı zamanda yağ mışırı takılıyor buraya. Aynı zamanda şuraya yağ filtresi takılıyor. Tamam. Tut Hamido. Hamido tut. Sıvı conta sürmeden bu motoru topluyorum arkadaşlar.
Hasan. Ducato'yu kontrolsene ön tarafı. Ducato'nun bütün bijonlarını gevşet, dört teker balatası bitik. O değil, o değil. Çalışıyor mu diye kontrol ettin mi? Evet, güzel. Biraz sıcak. Elini yakma. Motoru söktüğümüzde burası komple kurumdu, katrandı, pırıl pırıl yaptık. Lastik çantası var, buna yapıştırıcı sürülmüyor. Termostat kapağı ve su flanşı, üzerinde muşürler var. Bunu da bal ile çantalarını yapıştırdık, görmüştünüz zaten. Bu çocuk çok çalışkan ya. Vallahi çok seviyorum ya. Tamam da bunların da boşluğunu alacak. Bak şimdi şu iki, dört tane civatanın boşluğunu al. Onun somununu da takayım. Bunların boşluğunu aldıktan sonra önce şunların da boşluğunu al. Böyle iyice yapışsın aşağı. Sonra langırt diye sık. Daha ben sıvı boyarı yapacağım. Evet. Silindir kapağını 3 kademe sıkmadık. Evet. Made in Kore. Made in lokum gibi. Çontasını bal ile yapıştırıyoruz. Sıvı contaya son. Bu arabanın 150 bin kilometre motorunun hiçbir yerinde yağ göremezsiniz. Devir dayımın civatalarını ver Hamido. Bunlar değil mi abi? Evet. Şu devir dayımın civatalarını da 2 kilograma sık canım ya. Tamam. Önce kurdun dile 2 dakika fıs fıs yap. Sık.
ayarladıydım ben. Demin şeyi sıktım. Şurada da var. Sen onlara çıt çıt yaparken... Düşür bakayım biraz ayarını. Sonuncu civata Hamid abi. Plastik plastik. Sıvı bayarını yaptım arkadaşlar. Sıvı bayarı bu araçlarda emme hafif bastığı zaman arkadaşlar emme egzoz yapılıyor. Birinci silindirin egzozu indi kalktı, emme hafif dokunduğu zaman döldürücü silindirin emme egzozu yapılıyor. Birden sonra üçüncü silindirin egzozu aşağı iner, yukarıya çıkar, emme hafif bastığı zaman ikinci silindir yapılır. Dördüncü silindirin egzozu önce basar, emme sonra, egzoz kalktıktan sonra emme hafif basar, birinci silindir yapılır. İkinci silindirin egzozu basar, emme kalktıktan sonra emme hafif basar, bu yapılır arkadaşlar. Sıvı bayarımız da Hacı Bekir lokumu gibi oldu. Üst kapak lastik contasına kesinlikle yapıştırıcı sürülmüyor. Lastiğin kendisi zaten güzel kavruyor. Arada boşluk var. Sıkınca iyice oturuyor, yağ kaçağı olmuyor. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda,
İki kapalı bir handa gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece. Vay Allah rahmet eylesin. Sık hacı. Murtaza memlekete gitti, Muhammed memlekete gitti, Şakir memlekete gitti. Hamido zaten evlenmekten vazgeçti. Biz de Hamido ile beraber çalışıyoruz burada, değil mi Hamido? Vallahi Hamido'yu gülerken gördüm ha. Hacı Bekir lokumu gibi oldu be. Vallahi billahi be. Motorun son halini görmek ister misiniz? Motor yerine takılacak vaziyette. Yağ filtresini sonradan mı takacağız Hamido? Bu arabada ne trigger ne de zincir var. Dişli var. Motoru sökerken de söyledik. Yağ pompası, avare dişlileri, eksentrik mili ve grank dişlisi. Şişler bunun içinde. Horozlarla aradaki bağı kuran sibop şişleri. İndir az. Bu egzoz nasıl duruyor? Öyle şey orada al. Biraz öne çek. Tamam, indir. Dur. İndir. Bekle. İndir. Dur. Dikkat et. İndir. İndir. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İndir. Az öne gelme. İndikten sonra öne gelecek. Hamido. Arka değiyor mu? Arka değiyor mu? Az daha çek şimdi. Yok, arkada bir sürü bak var ya. Heh. Tamam. İndir, indir. İndir canım benim. İndir. Dur bir dakika. Şu boru nereye geldi? Orada, şöyle indir. Tamam, kulağa dayayacak. İndir. Ha, dur Hamido. Az kaldır geri. O sacı, şu sacı yiyeceğiz biraz bak. Tamam. Şurada sac var ya. Levyeyle onu böyle arka tarafa doğru yiyeceksin. Tamam. İyi, ondan sonra indirelim.
İyi Hamido. Eline sağlık. Artık toplarsın, sesini yarın duyarız. Sıvı conta kullanmadan yaptığımız motorda yağ kaçağı var mı bir görelim. Kullanmadık. 276 bindi araç. Araçla trafiğe çıkıyoruz arkadaşlar. Dışarıdayız. Araba kirli, camlar biraz. Evet. Onun altında çalışıyor saat gibi. Bu aracın debriyaj balatasını 250 liraya çaktırdım. Baskısı, bilyası güzeldi arkadaşlar. Bakayım. Lokum gibi geçiyor vallahi. Vallahi. Lokum, lokum. Hacı Bekir'in dükkanında bir gün video çekeceğim size.